Hocamızın bahsettiği Cumhuriyet Türkiye'si ile birlikte kanunlarla birlikte oluşturulmak istenen din, değil mi? Hani zapturapt altına alınan. O bir merkezi değişikliğiydi. Şimdi bir yerden sonra o zincir kırıldı ama. O kırılmayla birlikte modern hayatın Müslümanları hiç olumsuz etkilediğini düşünmüyor musunuz? Yani lafı şuraya getirmek istiyorum. Kendi arasında da bugün tartışma yaratan Müslüman dünyanın da daha lüks arabalar, daha çok tüketime yönelme, ondan sonra değil mi kılık kıyafetlerde daha çok marka, sonra ne bileyim tatil yapılıyor, belki en lüks yerlere gidiliyor. Tamam, kadınlarla erkekler ayrı ama öyle de bir yaşam tarzı var. O başka bir şey. Ama Müslümanlar burada... Ama hocam ne söylesem başka şey diyorsunuz. Yok, evet, yani bu da bir unsur. Başka bir şey diyorum. Evet, yani Müslümanlar hiç topla girmiyorsunuz. Müslümanların çoğu bunları yeni bir kimlik yapısı oluşturarak bence yeni kimliklerinde, yani karışım kimliklere giderek kimliklerini, İslami kimliklerini terk etmeden tadilat yaparak kimliklerinde yeni bir kimlik yapısıyla bunları benimsediler. Bence İslami kimliği şöyle düşünmemiz lazım. İslami kimliğin bir özü var. Bazıları kimliğe sırf özcü yaklaşmışlardı, Bernard Lewis gibi. Bence bu birçok şeyi gözden kaçırtır. Birçok kimse de kimliğe sırf inşacı yaklaşmıştır. Mesela bizde Nilüfer Gölen'in yaklaşımları böyledir. Ki bence birçok açıdan inşacıdır ama tek başına inşacı alırsak da görmemizi engeller. Şimdi kimliğimizin bir bölümü aslında İslami kimlikte bir çekirdek gibi değişmiyor. İslam'dan gelen usul. Bir kısmı ise aslında inşaya açık ve onu tadil edip yeni durumlara adapte oluyoruz o kimlikle. Ha, değişmeyen kısmı ne? İslam'ın varlık anlayışıyla ilgili, işte Allah'ın varlığı, ahirette hesap verileceği, dinin her şeyden önemi, belli ibadetler, o kimliğin bir özü gibi. Peygamberimizin döneminde de oruç, namaz var. Allah her şeyin yaratırsa ahiret var. Şimdi de o kimlikte öz değişmiyor. Fakat diğer taraftan bakarsanız kişilerin nasıl giyindiği, nasıl başkalarıyla ilişki içine girdikleri, ki daha çok geleneklerle ilgili olan unsurlar ama sırf gelenek de denemez. Belki İslam'ın bazı yorumlarıyla ilgili kısımlar. Kimliğin bu kısımlarında insanlar modernleşmeyle karşılaşınca İslami kesimler çok büyük tadilatlara gittiler. Bana göre bunun en güzel gözüktüğü alanlardan biri İslami kesimde kadınların toplumdaki yeriyle ilgilidir. Mesela şu anda dikkat edin, İslami kesimin içinde, tırnak içinde İslami kesim diyorum, kendini kabul eden birçok hanım kamusal alana daha çok katılmaktadır. Siz de bununla ilgili mesela ben çok enteresan bir örnek vereyim Marmara İlahiyat Fakültesi ile ilgili. Marmara İlahiyat Fakültesi'ne ilk hanım talebeler alınmaya başlandığında öğrencilerin bir kısmı hanımlarla aynı yerde okumamak için protestolarda bulunuyorlar. Aman gelmesinler, etmesinler diyor hanımlar. Ve oldukça zor bir şekilde sınıfın çok küçük bir köşesinde artık sıkışarak derslerini yapıyorlar. Hatta derste konuşamıyorlar sesleri duyulmasın diye. Fakat başörtüsü yasağı geldiğinde bu sefer 1990'lı yıllarda, 2000'li yılda da hatta ben kendim gördüm orada. Bu sefer erkekler, kadınlar niye okula alınmayacak diye protestoya katıldılar, dikkat edin. Önce de niye geliyorlar diye protesto edenler. 2000 yılına gelindiğinde niye okula alınmıyorlar diye protesto ettiler. Erkekler okulun içinde başörtüsü taktılar kendileri. Birinde cinsiyet rejimi söz konusuydu. Diğerinde insan hakları söz konusu. Ama dikkat edin, orada da ciddi bir değişiklik görüyoruz. Yani kadınların kamusal alana çıkmasına demek ki İslami kesim herhalde Marmara İlahiyat Fakültesi temsil ediyordur. İlahiyat mesela ve bugün de İlahiyat Fakültesi'nde çoğunluk kız öğrencilerden oluşuyor. Daha evvel onlarla bir arada olmak istemeyen erkek öğrenciler bu sefer bunu çok rahatlıkla kabul ettiklerinde görüşüyoruz. Ha, ne değişti aslında? Yani İslami kimliklerinden buradakiler vazgeçti. Hayır, ama bundan bir 40 yıl önceki bir ilahiyat talebesine göre bugünkü ilahiyat talebesinin kimliğinde demek ki bir değişik var. Ha, İslami öz gitmedi ama nedir? Belli bir inşalarla o çekirdek dışındaki belli alanı uğratıp aslında İslami kesimden kadınların kamusal alanı